Amerika Birleşik Devletleri Çalışma Bakanlığı Cuma günü Amerika'daki son istihdam verilerini ilan etti. Rakamlar aslında ekonominin yavaşladığını ama korkulduğu kadar yavaşlamadığını gösterdi. Hafta boyunca gelen başka istihdam verilerinde bayağı kabus senaryoları görmüştük. Özellikle özel sektör istihdam verisi çok kötü gelmişti. %30'luk düşüş var gibi gözüküyordu. Oysa Çalışma Bakanlığı verisi çok daha ılımlı. Hangisine inanıp inanmayacağını size kalmış ama Amerikan Merkez Bankası'nın esas dikkate aldığı değer elbette Çalışma Bakanlığı açıkladığı rakamlar. Çalışma Bakanlığı'na göre 236.000 yeni pozisyon açılmış durumda. Bu beklentinin biraz altında 238.000 bekleniyordu. O yönden piyasalar bunu olumlu karşıladılar çünkü sert bir resesyon olmadığını, yumuşak bir iniş olduğunu düşündü piyasalar. Vadeli hisse senetleri piyasasında yükseliş vardı, altın hafif geriye doğru çekildi. Pazartesi o trendin devam edeceğini tahmin ediyoruz. Bu arada bu son 20 ayın en düşük yeni istihdam verisi. Onu söylemekte de fayda var. Bir önceki ay 326.000, ondan önceki ay ise 472.000 yeni pozisyon açılmıştı. Buna karşın Amerika'da işsizlikte düşüş devam etti. Bir önceki ay toplam işsizlik %3.6 iken bu sefer %3.5'e geldik. Tabii bunlar Amerikan Merkez Bankası'nın faizleri yükseltmek konusunda elini güçlendiriyor. Nitekim günün başında Mayıs ayında faizin yükseltilmesi veya yükselişin durması 50-50 iken gün bittiğinde faiz yükselme ihtimali %70'lere yaklaşmış durumda. 25 bas puanlık bir yükseliş bekleniyor Mayıs ayında. Haziran ayının pas geçireceği, Temmuz'da ise 25 bas puanlık bir indirime gidileceği öngörülüyor. Bunu tabii sadece öngörü diye görmemek lazım. Bu aynı zamanda piyasanın Merkez Bankası'na sunduğu tolerans. Diyor ki 25 bas puana kadar biz okeyiz, fiyatlarımıza da aldık bunu, böyle bir yükseliş yapabilirsin diyor. Bu durumda gelecek hafta gelecek enflasyon verisine bakacağız tabii. Eğer enflasyonda %5.5'in altında bir rakam gelmezse, yani böyle sürpriz sert bir düşüş, Mayıs ayında FED'den 25 bas puan artış beklemek normale benziyor. Bunda tabii bankacılık krizinin yatışmış olması da etkin. Eğer bankacılık krizinde tek hareketlenme olursa, ki ihtimal var. Çünkü oradaki sorunu aslında biraz ertelediler ve halının altına süpürdüler. Öyle söylemekte fayda var. Özellikle ticari gayrimenkul tarafındaki kredilerde epey dert var gibi gözüküyor. Ama yine de idare edilebilir belki birkaç hafta daha. Bu durumda Mayıs'ta FED'den 25 bas puan artış gelebilir. Öte yandan gelen verilerde rahatlatıcı bir şey vardı. Nedir o derseniz maaş artışları. %4.2 yıllık maaş artışı. Oysa bunu son 3 ayın ortalamalarından yıla vurursak %3.5'lara iniyor bir anda. Ki bu Fed'in %2'lik enflasyon beklentisine epey yaklaşmış durumda. Artı enflasyonun da gerisinde geliyor. Yani Fed'in en çok korktuğu şey olan hizmetler sektöründe bir yapışkan enflasyon olabilir mi? İnsanların maaşları yükseliyor diye, öyle olmayacak gibi gözüküyor. Yani toplam istihdamda artış var fakat maaşlar yükselmiyor. Bunun sebebi de iş gücüne katılım artmış durumda Amerika'da. Hatta tarihi en yüksek iş gücü katılım oranlarından bir tanesine sahipler şu anda. Ne demek bu? Daha fazla insan çalışmak istiyor. Raporla ilgili başka ilginç bir veri de hangi alanlarda istihdamda olduğuna dair. Üretim ve inşaat gibi yüksek faizlerden çok olumsuz etkilenen sektörlerde istihdam kaybı var. Buna karşı restoran ve hizmetlerde istihdam artışı var. Aslında bu biraz Covid döneminin normale dönüşü diye düşünebiliriz. İnşaat ve imalat sektörlerine göre hizmetler sektöründe ortalama maaşlar daha düşük olduğu için bu da işte maaşlar üzerinde bir baskılama yapıyor. Birkaç da temel grafiğe bakalım ve oradan Fed'in davranışı konusunda biz de kendi öngörümüzü geliştirmeye çalışalım. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarihi rakamlara baktığımızda hala iş gücü piyasası kuvvetli gibi gözüküyor. İşte burada 2020'deki sert işten çıkartmalar var. 2 ay üstte 1 milyonlar civarında işten çıkartma oldu. Fakat sonra hızlı bir geri dönüş yaşandı. Şimdi bu yavaşlamakla beraber pandemi öncesinin en üst seviyelerine gidiyor gibi. Bu da Merkez Bankası'nın faiz artırmasını kolaylaştırıyor maalesef. Yani maalesef diyorum ama aslında şöyle bir yere geldi piyasalar. Enflasyon kontrol altına alınıyor gibi gözüküyor. FED'e bu konuda biraz daha araç verelim. Böyle bir güç verebiliriz. Çünkü çok kötü çöküş yok. En azından bu rapor onu söylüyor, biliyorsunuz. Raporlarda biraz çelişiyorlar. Bu durumda aslında bir yumuşak iniş olabilir. Yani FED 25 bas puanı artırıp orada durursa piyasa kendi kendine toparlar. Hem enflasyonu geriletebiliriz hem de istihdam çok çökmeyebilir gibi olumlu bir havaya girilmiş durumda. Fakat bu konu lütfen aldatıcı olmasın. Gerçekten haftadan haftaya her şey çok değişiyor. Her yeni veri setinde kafamız biraz daha karışıyor. Ama Amerikan Merkez Bankası bu veriye önem veriyordu. Bir de çarşamba günü gelecek enflasyon verisine bakacaklar. Bakalım orada neler olacak, göreceğiz. Amerikan Merkez Bankası'nın eline enflasyon konusunda çok rahatlatan veri aslında bu. Bunu dikkate alırsa bence faiz artırmaması gerekiyor. Çünkü bu grafik diyor ki Amerika Birleşik Devletleri'nde eğlence ve konaklama hizmetleri dışında bütün maaş artışları enflasyon altında. Şu koyu renkli bordo çizgi eğlence ve konaklama sektörünü gösteriyor. Şu enflasyonun çizgisi açık gri olan. Görüyorsunuz diğer bütün özel sektör, hizmet sektörleri, üretim sektörleri hepsinde saat başı ücretlerdeki yükseliş enflasyon epey altında. Bu da enflasyonun üzerindeki baskının azaldığına dair önemli bir işaret. Bu grafikte de sektörleri faizlerden çok etkilenen ve etkilenmeyen olarak ayırmışlar. Şu gri olanlar faiz yükselişlerinden pek etkilenmeyenler. İşte ulaşım gibi hizmetler, bilgi hizmetleri, eğlence ve konaklama hizmetleri gibi. Onlardaki maaş artışı biraz daha kuvvetli gibi gözüküyor. Buna karşı şu enflasyonda etkilenenlerde özellikle inşaat sektörünün ciddi gerileme var. Amerika Birleşik Devletleri'nde inşaat sektörünün durma noktasına geldiğini görüyoruz. Bu arada bu Türkiye'de de olacak olandır. Faizler artmaya başlarsa seçimlerden sonra bizim konut fiyatları normal geriler. İnanılmaz bir balon var şu anda. Yani yatırım olarak şu sıralar konut almak bence hiç akılcı değil. Evet, Türkiye'de böyle küçük bir sataşma yapmış olduk. Peki Bitcoin'e ne olur? Bunlar Bitcoin için olumluca gelişmeler. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde çok sert bir resesyon olmayacağını görüyoruz. Faizler bir miktar daha yukarı gidecek gibi ama risklerimiz azaldığı gibi gözüküyor. Bu durumda riskli varlıkları biraz daha geri dönüş oluyor. Nitekim Bitcoin'de haberleri iyi karşıladı. Şu an yine 28 bin üstüne attı kendini. Perşembe günü yaptığım videoda istihdam verileri çok kötü gelebilir, hazırlığınızı yapın demiştim. Çünkü öncesindenki bilgi akışı çok kötüydü ama orada da söylemiştim. Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı istihdam verileriyle bizim baktığımız diğer raporlar arasında hep uyumsuzluklar var. O uyumsuzluğu bir kez daha gördük. Azalmaya başladı uyumsuzluk. Yani Çalışma Bakanlığı da istihdamı yavaşladığını söylüyor ama hala oldukça kuvvetli bir iş gücü piyasası olduğunu görüyoruz. Burada bir takım veri sapmaları olabilir, yanlış hesaplamalar olabilir. Bazıları Amerika Birleşik Devletleri'nde bu ağır enflasyon ortamından dolayı insanların iki işte birden çalışmak zorunda kaldığını, bunun da sanki istihdam çok kuvvetliymiş gibi bir izlenim yarattığını falan da söylüyor. Artık o yorumları size bırakıyorum ama Fed'in bakacağı yer burası. O yüzden pazartesi piyasaları olumluca, hafif olumlu görüyorum. Yani hisse senetleri, Bitcoin gibi riskli varlıklar hafif yukarı, Dow Jones aşağıya, NASDAQ biraz daha yukarı ve altın da biraz daha aşağıya. Ama o kadar çok haber akışı var ki pazartesi bir sağ salim varalım. Biliyorsunuz cuma günü Amerika'da piyasalar kapalıydı. Durumlar böyle. Ben olumlu kalmaya devam ediyorum. Long'da kalmaya da devam ediyorum. Çünkü ben dibi geçen sene Ekim-Kasım ayında yaptığımıza inanıyorum. Büyük bir facia göremiyorum şu anda. Bu rakamlar doğruysa tabii her gün yeni rakamlar geliyor. Ona göre bakacağız. Benim görebildiğim kadarıyla işler olumlu. Neden olumlu görüyorum? Ve neden özellikle önümüzdeki 3-4 ay evet biraz dalgalı geçecek. Çünkü çok fazla bilinmez var. Şu enflasyon meselesini bir görmemiz lazım. OPEC var vesaire. Ama önümüzdeki 3-4 ayı neden bir akümülasyon, yani toplama, satın alma, yatırım yapma alanı olarak görüyorum. Ve 2023'ün sonlarından 2024'ün ortalarına kadar neden pek çok şeyin çok olumlu gidebileceğini hem Nasdaq hisseleri için hem Bitcoin için, bütün bunları yarın kanal üyelerine anlatacağım. Lütfen gelin siz de katılın kanalımıza. Yarınki etkinlik canlı olacak. Orada soruları da alıyorum. Detaylara da girmeye çalışıyoruz. İlginizi çekeceğine eminim. Şu anda 186 üyemiz olmuştu, ücretli üye. Bir de bunun dışında Haddini Aş Kulübü'nde de 200'ün üzerinde yatırım ve gelecek topluluğu üyesi var. Yani bu yatırım meselesiyle ilgilenen, demek ki doğru şeyler yapıyoruz ki bu kadar insan geliyor ve kalıyor. Siz de bize katılın.